Değerli arkadaşlar, ben plan bütçede özellikle bu sene bütün bakanların bütçesini birebir takip ettim ve içinde bulundum. Sayın Ulaştırma Bakanımızın anlatımları o kadar güzel anlattı ki, bu kamu özel yani yap işlet devlet modeli o kadar güzel anlattı ki sanki dünyada bunu yaratan İngiltere uyguluyormuş gibi bize yutturdu. Sayın Bakanım, benim 2-3 tane sorum size olacak. 1. Yap işlet devlet modeli Türkiye'de yapılan otoyollar, köprüler ve havaalanları. Türkiye'de yapılıyor. Müteahhiti kim? Türkiye'de müteahhiti. Peki neden dolar ve euro bazında bu ihaleler çıkıyor ve bu ihaleleri geçiş garantileri neden dolar veya eurodur? Ben özellikle kendi bölgemde olan sadece otoyol Aydın Deniz arası otoyolun bir örneğini size vereceğim. Diğerleri bunda daha da beter. 3 Temmuz 2020'de teklif almışsınız. Teklifte şu var. İşte 5 tane firma çağrılmış. 11 milyar 93 bin TL. Diğeri 9 milyar 500 milyon. Diğeri 8 milyar 928. Diğeri 6 milyar 607. Şu anki ihaleyi kazanan firma 8 milyar 776 bin 89 lira. Değerli arkadaşım, Türk lirası. Sonra bakanın yaptığı sözleşmelerine baktım. 1. Euro bazında anlaşma yapıyorlar. Euro bazında. Yılda 24 milyon 500 bin araç garantisi. Geçiş garantisi 5 euro. 5 euro. 130 kilometre yol 5 euro. Sonra çarptığın zaman yılda 91 milyon 158 bin euro garantisi var. Kaç yıl işletecek bu firma? 17 yıl. Çarptığımız zaman 1 milyar 549 milyon 686 milyon euro eder. Bunun da yani geçen sene 20 Temmuz'da anlaşma yapmışlar. O dönemin kuruna çarptığım zaman 11 milyar 932 milyon. Bugün 12 Aralık. 1 milyar 549 milyonu çarptığımda 16 liraya bu maliyet bir yılın içinde 24 milyar 784 milyon yapıyor arkadaşlar. Yani aradaki bir yıllık fark 12 milyar 852 milyon. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz yollara karşı değiliz. Köprülere karşı değiliz. Havaalanlara karşı değiliz. Biz diyoruz ki bu soygun düzenine son verin. Bu euroyu, doları aklınıza atın. Siz vatandaşın kullanacağı yolu yapmıyorsunuz. Siz vatandaşın kullandığı köprüleri yapmıyorsunuz. Siz sadece yandaş müteahhitleri zengin etmek için yol yapıyorsunuz. Evet. Şimdi Sayın Bakanım, ben size bir soru daha soracağım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir alaksız demiş. Alaksız demiştir. Peki ben demiş size anlatıyorum. TL bazında çıkan bir ihaleyi euroya çevirip 17 yıl boyunca bu ülkeyi euro olarak alan bir müteahhite ve bunu yapan bakana, bunu yapan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ne dersiniz? Size soruyorum. Ne dersiniz? Değerli arkadaşlar, sadece bunda yetmiyor. Bunda yetmiyor. Euro bazında olduğu zaman Avrupa'daki döviz endeksi olarak enflasyon artış var. Dolar ise ABD'deki enflasyon oranına göre artış var. Sadece o değil, artış var. Peki yarın herhangi bir sorun bu firmalarla yaşadığımızda ne oluyor biliyor musunuz? Türk mahkemeleri değil. Çünkü euro ve dolar bazında olduğu için İngiliz mahkemeleri bakıyor. Yani biz milliyiz ya, kendi adaletimize güvenmiyoruz. Birilerin, o müteahhitlerin parasını garantiye almak için size para veren tefecilerin mahkemelerine yargılanıyoruz arkadaşlar. Olay bu. İşte o yüzden diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara geldiğimizde yapacak. Tamamlayalım lütfen. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Burada duyun.
O gün hangi kurda sözleşmesi yapmışsanız aynı kurda TL'ye çevireceğiz. TL'ye çevireceğiz. Göreceksiniz. Tıpış tıpış yapacağız. Hiç merak etmeyin. Sizin o yetmiyormuş bak. O yetmiyormuş gibi bak. Ne yaptınız biliyor musunuz? 18 yılda beşli arkadaşlarınıza ne vermiştiniz biliyor musun bakalım? 220 milyar dolar ihale vermiştiniz. 5 kişiye. Türkiye'de bunların içinde başka müteahhit yok. Sadece ve sadece beşli çete var. Onlara 18 yıl içerisinde ödediğiniz para 220 milyar dolar. İşte bu ayıp da size yeter. Sadece Türkiye'de 5 tane firma var. Diğer firmaları yok saydınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.